İyi akşamlar. Bugün 12 Mayıs 2023 günlerden Cuma. Edirne Televizyonu ana haber bülteni ile karşınızdayız. Bilimsel eczacılığın kuruluşunun 184. yıl dönümü Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törenle kutlandı. Törende konuşan Edirne Eczacılar Odası Başkanı Eczacı Gürkan Kılıççıgil, eczacıların en kolay erişilebilen sağlık danışmanları olduğunu ifade etti. Biz eczacılar 184 yıldır bilimin ışığından ayrılmadık. Her ne olursa olsun toplum sağlığına hizmet etmekten vazgeçmedik. Mesleki tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan bugün de bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve 46 bini aşkın meslektaşımız ile tek ses, tek yürek, birlikte ve birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Yolumuzda yürümeye devam edecek. Nice 14 Mayıs'ları hep birlikte kutlayacağız. Bayramınız kutlu olsun. Bilimsel eczacılığın kuruluşunun 184. yıl dönümü nedeniyle Edirne'de tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törene Edirne İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa İshak Yıldırım, Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıççıgil, oda üyeleri ve Trakya Üniversitesi Eczacılık Fakültesi akademisyenleriyle öğrencileri katıldı. Edirne Belediye Bandosu eşliğinde saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Törende konuşan Edirne İl Sağlık Müdürü Doktor Mustafa İshak Yıldırım, eczacıların gününü kutladı. Evet, eczacılarımız bizim sağlık sistemimizin aslında görünmez kahramanları. Aslına bakarsanız ilk basamakta eczacılarımız var. Yani vatandaşlarımızın, hastalarımızın ilk olarak kendilerine geldiği, danıştığı, ne yapmalıyım dediği noktada aslında eczacılarımız var. Bu gerçekten çok önemli bir nokta. Yani bizim eczacılarımızın doğru yönlendirmesi, hastaya empatiyle yaklaşması ve sağlık sisteminin içerisinde yapması gerekeni kendisine söylemesi gerçekten ilk adım olarak çok çok değerli. Bunun yanında malumunuz ilaç temini çok çok önemli. Doğru ve uygun ilaçların temin edilmesi, doğru ve uygun şartlarda saklanması ve bu saklama şartlarının uygunluğunun hasta sağlığı üzerinde ne kadar etkili olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu gerçekten çok büyük bir özveri gerektiriyor. Yine değerli eczacılarımızın özellikle ilimiz özelinde ve diğer illerde olduğu gibi eczanelerde artan yoğun bekleme sıraları sebebiyle hemen hızlı refleks göstererek nöbetçi eczane sayılarını arttırmaları, bunlarda gösterdikleri fedakarlığın ne olduğunu, ne demek olduğunu ben gerçekten çok iyi biliyorum. Huzurunuzda tüm eczacılarımıza, bu mesleğe gönül verenlere ve bu mesleği ileride yapacak kardeşlerimize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İyi ki varsınız. Edirne Eczacılar Odası Başkanı Gürkan Kılıççıgil de sayıca fazla olan eczacılık fakültelerinin istihdam sorunu yarattığını kaydetti. Biz eczacılar 184 yıldan bu yana bilginin ve şifanın adresi olduk. Toplumun bütün kesimlerine bilimin ışığında her türlü koşulda kesintisiz şifa dağıtmaya görev bildik. Bu yıl 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü temamız bilimin ışığında toplumun kalbinde İlacın olduğu her yerde eczacı olarak belirledik. Biz eczacılar en kolay erişebilen birinci basamak sağlık danışmanları olarak ihtiyaç duyulan her alanda mesleki sorumlulukla hastalarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Pandemide, orman yangınlarında, sel faciasında, maden kazasında ve son olarak tüm ülkemizi derinden etkileyen deprem felaketinde kısaca her olağanüstü koşulda halkımızın yanında yer aldık. Biz eczacılar deprem felaketinde toplumun sağlığını korumak adına en hızlı harekete geçen meslek gruplarının başında yer aldık. Gezici tır eczanemiz ve 28 adet sahra eczanemizle depremin ilk gününden itibaren tam 74 gün boyunca kesintisiz ve ücretsiz olarak deprem bölgesinde ilaç eczacılık hizmetini sürdürdük. Deprem bölgesinde ilaç ve tıbbi malzemelerin tedariğinin sağlanması için Türk Eczacılar Birliği tarafından başlatılan afet yardım kampanyamız meslektaşlarımızdan gelen bağışlarla büyüdü ve bölgedeki vatandaşlarımızın ihtiyaçları olan ilaç ve tıbbi malzemelere ücretsiz erişim sağlandı. Bölge eczacı odalarımız ile birlikte koordine ettiğimiz
Türkiye'nin dört bir yanından gelen yaklaşık 4500 meslektaşımızla deprem bölgesinde tam 74 gün boyunca sağlık nöbeti tuttuk. Biz eczacılar görünen, görünmeyen pek çok alanda ülkemize hizmet etmekteyiz. Toplum sağlığının geliştirilmesinde, ilaçların hastalara erişiminin güçlendirilmesinde, hastaların ilaç tedavilerine uyumlarını arttırmakta, hastaların etkin ve kaliteli ilaca erişiminde, kamu kaynaklarının etkin kullanılmasında gibi konuların birçoğunda eczanelerimizde, kamuda, hastanelerde, akademide, ilaç sanayinde çok önemli görevler alıyoruz. Tabii ki bununla birlikte gelişmiş diğer ülkelerde olduğu gibi bizim de ülkemizde eczacıların toplum sağlığına sunduğu hizmetlerin daha etkin mekanizmalarla geliştirilmesi için bazı adımların atılması gerekiyor. Hastalarımızın ilaca erişiminde önünde engeller tamamen kaldırılmalı, ilaç yoklukları artık kalıcı bir şekilde son bulmalıdır. Kamuda görev yapan meslektaşlarımızın uğradıkları hak kayıpları giderilmelidir. Yeni mezunlarımız için de yapılacaklar var. Yeni mezunlarımız için de istihdam alanlarının acilen arttırılması lazım. Akademik kadroların desteklenmesi gerekiyor. Ve son olarak tüm sağlık çalışanların kanayan bir yarasını vurgulamak istiyorum. Artık tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olayları bir son bulmalı. Biz eczacılar 184 yıldır bilimin ışığından ayrılmadık. Her ne olursa olsun toplum sağlığına hizmet etmekten vazgeçmedik. Mesleki tarihimizde çok önemli bir yere sahip olan bugün de bölge eczacı odalarımız, eczacı kooperatiflerimiz, eczacılık fakültelerimiz ve 46 bini aşkın meslektaşımız ile tek ses, tek yürek, birlikte ve birlikte olmanın kıvancını yaşıyoruz. Yolumuzda yürümeye devam edecek. Nice 14 Mayıs'ları hep birlikte kutlayacağız. Bayramınız kutlu olsun. Edirne Belediyesi tarafından 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde yaşlı, engelli, hasta ve sağlık durumu oy kullanmak için sandığa gitmesine engel olan vatandaşlar için ücretsiz ulaşım desteği verilecek. Buyurun. 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimlerinde Edirne merkezde yaşayan yaşlı, engelli, hasta ve sağlık durumu sandığa gitmeye engel teşkil eden Edirneliler için Edirne Belediyesi araç desteği sağlayacak. Alo 188 ve Alo 153 nolu hatlar üzerinden Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimine ulaşan vatandaşlar bu konuyla ilgili talep oluşturabilecek. Edirne Belediyesi tarafından görevlendirilen sağlık görevlileri hastanın durumuna göre sedye ya da tekerlekli sandalye ile vatandaşları evlerinden alarak belediyeye ait hasta nakil ambulanslarıyla oy kullanacakları sandıklara ulaştıracak. Vatandaşlar oy kullandıktan sonra yine evlerine ulaştırılacak. Edirne'de seyir halindeki bir servis minibüsünün şoförü direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Sağlık ekipleri kalbi duran adamı hayata döndürebilmek için uzun süre kalp masajı yaptı. Kullandığı servis minibüsüyle Lalapaşa'dan Edirne istikametine seyreden ŞB, Edirne Yenişehir Mezarlığı yakınında direksiyon başında kalp krizi geçirdi. Servis minibüsünün yoldan çıkarak tarlaya girdiğini gören çevredeki vatandaşlar 112'yi arayarak ihbarda bulundu. Ben karşı şeritten Lalapaşa tarafına doğru gidiyordum. Karşıdan arabanın yoldan çıktığını gördüm. Orada sondur. Zaten gittim. Fazla müdahale etmek istemedim. Ambulans çağırdım. Arkadaşlar da geldi, müdahale ettim. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri direksiyon başında sürücü ŞB'nin kalbinin durduğunu tespit ederek ambulansta uzun süre kalp masajı yaptı. Kalbi tekrar çalıştırılan sürücü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimleri için zaman daralıyor. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki vekil adayları da çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.
AK Parti Edirne İl Teşkilatı 14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem milletvekili seçimleri için çalışmalarına devam ediyor. AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba ve beraberindeki vekil adayları kentteki ziyaretlerini sürdürüyor. Edirne'deki tekstil ve gıda fabrikalarını ziyaret eden İba ve beraberindeki vekil adayları çalışan vatandaşlarla bir süre sohbet etti. Heyet ardından fabrikalarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Fabrika ziyaretleri sonrası Başkan İba ve beraberindeki heyet hane ziyaretlerine geçti. Hane ziyaretleri kapsamında Baba Demirtaş, Çavuşbey ve Abdurrahman Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelip sohbet eden heyet seçim çalışmaları hakkında vatandaşlara bilgi verdi. Başkan İBA ziyaretlerinde Türkiye Yüzyılının önemine değindi. İBA, birlik ve beraberlik içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde Türkiye için çalışmalara devam edeceklerini aktardı. Edirne'de girilmedik dükkan, konuşulmadık vatandaş bırakmadıklarına vurgu yapan İBA, herkesin derdiyle dertlendik. Gerçekten kendi derdimiz gibi dinledik. Vatandaşlarımız için elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapmaya çalıştık. Pazar günü sonuçlar açıklandığında parti binasında bayram havasında olacağız. Demokrasi şöleninde AK Parti'mizin yeniden iktidar oluşunu hep birlikte yaşayacağız şeklinde konuştu. Edirne gişelerinde kantar sırası bekleyen tırlara arkadan çarpan başka bir tırın sürücüsü bulunduğu şoför mahallinde sıkıştı. Sürücü itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik mücadelesinin ardından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan MG idaresindeki tır, gişelerde bulunan ve tonaj tartımı kantarında sıra bekleyen Mustafa Kemal Yanık yönetimindeki tırı arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda aynı şekilde sıra bekleyen MA hakimiyetindeki yabancı plakalı tırla başka bir tır daha arka arkaya birbirine çarptı. Meydana gelen 4 tırın karıştığı zincirleme kazada MG şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik zorlu çalışması sonucunda yaralı sürücü MG sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı MG, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Edirne gişelerinde kantar sırasında beklediğimiz yerde önde sıra vardı. En son gelen bendim. Ben geldim, durdum, dörtlümü yaptım. Yaptıktan 5 dakika sonra ne olduğunu anlamadım. Bu arkadaş geldi, direkt bana arkamdan vurdu. Ben öndeki araca vurdum. Öndeki araç da gitmiş, onun önündeki araca vurmuş. Bana vurur vurmaz durdu adam, ben de öndekine vurdum. Benim vurduğum adam da gitmiş, o da önündekine vurmuş. Biz duruyorduk yani, durduğumuz park halinde, emniyet yerinde park halinde durduğumuz yerde geldi adam, arkadan bize vurdu. Evet, önde zaten benim Dorse ile kendi çekicisinin arasında sıkıştı arkadaş. Şu anda inşallah çıkartmaya çalışıyorlar. İnşallah sağ salim çıkar. İnşallah bunu da atlatırız inşallah. Kazayla ilgili çalışma başlatıldı. Karayolları ve trafik haftası dolayısıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından ana sınıfı öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Araç sürücülerimiz yaya varsa ve öğrenci varsa ilk yapması gereken yaya geçiş önceliğini tanımak zorunda. Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesi ekipleri tarafından Karayolları Trafik Haftası dolayısıyla ana sınıf öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Gökçen Seven Kızılay Anaokulu bahçesinde bulunan trafik eğitim pistinde gerçekleştirilen eğitim programında ekipler tarafından öğrencilere ve velilere trafik ışıklı yaya geçidiyle ışıksız yaya geçitlerinde karşıdan karşıya nasıl geçileceği ve emniyet kemerinin önemi detaylıca anlatılarak uygulamalı eğitim yaptırıldı. Siz de araçlarda devam edebilir artık. Araçlar daha sonra devam edebilir. Siz
Şimdi çok güzel etmemiz lazım. Ana sınıfı öğrencileri trafik eğitim pistinde öğrendikleri temel trafik bilgilerini uyguladılar. Burada kırmızı yanarken asla ve asla yola atlamıyoruz. Anlaşıldı mı? Yoksa araçlar size kazada zarar verebilir. Etkinlikte ayrıca trafik polisleriyle birlikte uçurtma da uçuran öğrenciler hem bilgilendi hem de gönüllerince eğlendi. Mimar Sinan'ın ustalık eserim dediği Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı. Kurşun kaplaması yapılan ana kubbenin aleminin montajına başlandı. Edirne'de yer alan ve muhteşem ihtişamı ile her yıl milyonlarca kişi tarafından ziyaret edilen Selimiye Camii'nin restorasyon çalışmalarında sona gelindi. Restorasyon sürecinden geçen camide kurşun kaplaması yapılan ana kubbenin aleminin montaj işlemine başlanıldı. Kubbenin kurşun kaplaması işleminden önce çıkarılan bakır alem temizlik çalışmalarının ardından onarıldı. Altın varak ile kaplanan yaklaşık 700 kilogram ağırlığında 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alem kubbeye taşınarak yerinde montajlanıyor. UNESCO Dünya Kültür Mirası listesinde yer alan ve 25 Kasım 2021'de restorasyon çalışmalarına başlanan camide kubbe çalışmalarının 2 gün içerisinde tamamlanması bekleniyor. Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç açıklamasında Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 2021 yılının Kasım ayında Selimiye'de başlatılan restorasyonun sürdüğünü belirtti. Öncelikle daha önceki restorasyonlarda yapılan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamalar yapıdan uzaklaştırdık. Kurşun kaplamalarımızı söktük ve yapımızı statik olarak gözlemledik. Statik modelleme çalışmaları yaptık. Bu çalışmalardan sonra yapımızın ve minarelerin, camimizin ve minarelerin ciddi bir statik problemini olmadığını anladık ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerimizin güçlendirme, restorasyon ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibariyle de ana kubbemizin aleminin montajına başladık. Alemimiz 693 kilogram ağırlığında olup toplam 29 parçadan oluşmaktadır. Yüksekliği 6.3 metredir. Alemimizin temizlik, onarım ve altın varak kaplamalarını yaptık. Montajını da inşallah 2 gün içinde tamamlayacağız. Edirne merkezden sonra Uzunköprü ilçesine götürülen TOGG'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar fotoğraf çekme yarışına girdi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili TOGG tanıtım çalışmaları çerçevesinde Edirne'nin Uzunköprü ilçesine götürüldü. Cumhuriyet Meydanı'nda sergilenen yerli otomobil vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Daha sonra Uzunköprü'nün cadde ve sokaklarında tur atan TOGG'un fotoğrafını çekmek isteyen vatandaşlar yol kenarlarında kalabalık oluşturdu. Vatandaşların hatıra fotoğrafı çekilmesinin ardından yerli otomobil Uzunköprü ilçesinden ayrıldı. Edirne Ticaret Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Buğday yarı sert en düşük 6 lira, en yüksek 6 lira 75 kuruş, ortalama 6 lira 48 kuruştan işlem gördü. Ayçiçeği yağlık ise ortalama 11 lira 70 kuruştan işlem gördü. Müzik.
Edirne Ticaret Hayvan Borsası'nda günlük salon satışlarına göre fiyat listesi şöyle. Dana en düşük 85 lira 60 kuruş, en yüksek 144 lira 30 kuruş, ortalama 122 lira 95 kuruş, düve en düşük 84 lira, en yüksek 130 lira 50 kuruş, ortalama 111 lira 40 kuruş, inek en düşük 40 lira 90 kuruş, en yüksek 119 lira, ortalama 82 lira 86 kuruş, koyun en düşük 50 lira, en yüksek 69 lira 40 kuruş, ortalama 66 lira 96 kuruş, süt kuzusu en düşük 95 lira, en yüksek 109 lira, ortalama 106 lira 45 kuruştan işlem gördü. Güneş Optik ve Edirne Ziraat Odası hava durumunu sunar. Edirne'de yarın hava parçalı bulutlu olacak. Hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 22 derece olması bekleniyor. Edirne Ziraat Odası ve Güneş Optik hava durumunu sundu. Edirne'de bu geceki nöbetçi eczaneler şöyle. Şükrüpaşa Mahallesi, Ahmet Yalçın Sarıgöl Caddesi, No 11 Taksim 12'deki Doktoroğlu Eczanesi, Kıyık Caddesi, No 142 Taksim 1'deki Kıyık Eczanesi. Serbest piyasada dolar 19 lira 61 kuruştan, euro 21 lira 44 kuruştan alıcısına ulaştı. Altın 1274 lira 14 kuruştan sahibini buldu. Borsa İstanbul 4868 puandan işlem gördü. Bültenimizin burada sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm arkadaşlarım adına mutlu akşamlar diliyorum.